Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Transfer gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda sıcak saatler yaşanıyor, sıcak günler yaşanıyor. Güzel haftalara giriyoruz. Transferi konuşmak biliyorum sizlere keyif veriyor. Gelecekler, gidecekler, hareketli günler bizleri bekliyor. Elimden geldiğince bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum. Öncelikle şunun altını çizeyim. Gazeteci değiliz, muhabir değiliz arkadaşlar ama elimden geldiğince Tabii bu sektörün içindeyim. Yılların bu sektörün içinde geçti. Menajerler, hocalar, oyuncular, birçok arkadaşım, dostum, abim, kardeşim var. Tabii bizim de çevremizden dolayı ve YouTube kanalımız olduğu için de bize de ulaşanlar, işte şurada şöyle bir gelişme yaşanıyor, burada böyle bir gelişme yaşanıyor diyenler de var. Sağ olsun abilerimizden detaylı bilgileri alıyoruz böyle ara ara. Geçen dönemde de bir iki tane böyle sıcak bilgimiz olmuştu. Bu atenkle alakalı Dün çok önemli bir bilgi verdim sizlere. Özellikle herhalde Türkiye'de de ben söyledim bunu. Salı veya çarşamba Bu Boateng'in İstanbul'a geleceğini söyledik. Şimdi hani şunu bir kere yanlış anlamamak lazım. Boateng İstanbul'a geliyor net. Görüşme için geliyor net. Menajeri var. Menajeri de benim eski menajerim arkadaşlar. Puzzle'ları birleştirerek biz yolumuza devam edeceğiz bu transfer gündeminde. Biraz bekleyin. İleride, ilerleyen dakikalarda öncelikle bir videomuzun içeriğini bir anlatayım sizlere. Arkasından gene Konyaspor'un Spor'un başkanı Abdülkerim Bardakçı ile alakalı çok kritik bir açıklama yaptı. Bizi de ilgilendiriyor. Dens ile alakalı önemli bir detay var. Elgal ile alakalı gene bir detayımız var arkadaşlar. Aynı şekilde de Vakemen'in durumunu yönetimin beklediğini ben düşünmüyorum. Vakemen'in sözleşme durumuna göre biz sol taraf oyuncu alacağız. Evet ama ben yönetimin şu an B planının işleme soktuğunu düşünüyorum ve 3 tane çok önemli aday var arkadaşlar. Bu adayları da değerlendireceğimiz, yorumlayacağımız, istatistiklerine bakacağımız bir video geliyor Öncelikle şunu söylüyorum katılımınızdan dolayı hepinize sonsuz teşekkürler yeni gelen dostlarımdan mutlaka abone olmanızı rica ediyorum 70 bine çok az kaldı ee, çok hızlı gidiyoruz Belki de ben bu videoyu yayınlarken 70 bin olacağız arkadaşlar Çünkü çok hızlı gidiyoruz hepinize sonsuz teşekkürler Ahmet Başkan'ın çok önemli kritik açıklamaları var dün Öncelikle buradan bir başlayalım transfere geleceğim arkadaşlar hani e 10 12 tane oyuncuyla görüşüyoruz dedi. Bakın şampiyon takımın başkanının yapmış olduğu açıklamaya bakın. 10 12 tane oyuncu. Zaten takım 30 kişiye yakın bir kadrosu var. Gidecek olanlar var tabii ki de mutlaka ama 10 12 tane oyuncunun da tabii ki de hepsi gelmeyecek. Bence 7-8 tanesini imza aşamasına getirip imzalatıp transferi kapatacağız. Çünkü bizim gerçekten hani mevkileri saymayayım. Artık yoldan geçene sorsam o mevkileri söyleyecek düzeyde olduğunu düşünüyorum. En ciddi teklif daha doğrusu benim ciddiye alabileceğim teklif Ahmet Can için geldi. Siopis ve Bakasetas içinde yoklamalar var dedi arkadaşlar Ahmet Başkan. Bence önemli bir, bir detay. Özellikle Ahmet Can'a gelen teklifler çok önemli. Ahmet Can pırlanta gibi gelişime çok açık. Fizik yapısı albenisi çok yüksek olan bir oyuncu. Hani Ahmet Can'ın Trabzonspor takımında gerçekten devamlı oynayacağını inanırsak burada kalması gerekiyor. Ama onun yerine şimdi sağ stopere Boateng. Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin adları geçmesi. Hüseyin Türkmen var. Ahmet Can. Eğer biz oynatamazsak burada Ahmet Can'a yazık olur. Maalesef yazık olur. Oyuncu geriye gider arkadaşlar. Bir futbolcu oynayarak gelişim sağlıyor. Ben hani yerli statüsü anlamında gelecek senelerde 7 artı 4'lerin hesaplandığı yerde tabii ki de Ahmet Can'ı görmek isterim. Boğa Tenka'da geçiyor. Bazı arkadaşlar yaşlı değil mi bu? Hani 30 yaşından büyük oyuncu almayacaktık diyorlar. Bana çok fazla mesaj atmışsınız. Ben böyle bir şey söylemedim. Futbolda da böyle bir şey ben kabul etmiyorum maalesef arkadaşlar. Zaten Abdullah Hocamızın düşüncesini de herhalde hepiniz biliyorsunuz. Ben hani genç oyuncular beni şampiyon yapmıyor. Veya Türk futbolu için hani veya dünyada... Bakıldığı zaman sadece genç oyuncularla şampiyonluk olunmuyor dedi. Yaşlı oyuncuların ve genç oyuncuların karışımını yapman lazım. Önemli olan bunları iyi harmanlaman lazım. E Şimdi bir Marek etkisi yaratacak bir oyuncu neden almasın Abdullah Avcı? Bu Atenk, tecrübeli bir oyuncu. Bayern Münih'te 10 yıl oynamış bir oyuncu. Neler yaptığı ortada? Şu an Olympique Lyon'da oynuyor mesela. Neden almasın Abdullah Avcı? Alır arkadaşlar. 30 yaş, 35 yaş, 20 yaş bunlara takılı kalmamak lazım. Evet çok yaşlı yapmamak da lazım takımı. Buna katılıyorum ama bir marakamşık etkisi yaratacak oyuncular neden gelmesin? Şimdi Vakayma 33 yaşında. Biz o zaman niye Vakayma'ya sözleşme uzatmaya çalışıyoruz? Bizim istediğimiz şartları sunuyoruz ama sonuçta şartları sunuyoruz. Teşekkür ederiz. Göndeririz o zaman Vakayma'yı de. Bu tarzda iş bitirebilecek kaliteli oyuncularla her zaman yola devam edilecektir. Ben bu söyleme katılmıyorum. Söyleyenlerim vardır billahi bir duyum ama bana göre yanlış arkadaşlar. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Eski bir futbolcu olarak söylüyorum bakın. Ben 31 yaşında futbolu bırakmış biri olarak söylüyorum bunu da. Denswil şimdi 5 yaşında radarında oyuncu 1.5 milyon euro artı 1 milyon euro yakın imza parası istiyorum diyor. Ben yine vermem arkadaşlar bu parayı. Tabi çok beğeniyorum ama imza parası işi biraz işleri bozuyor. Bu parayı 5 yaşında vereceğini düşünmüyorum. Trabzonspor takımımız Densville'e e bir... E, Sözleşmeyi sundu gene Vakkayeme gibi. Densvil buna okey derse gelecek. Abdullah Hoca ben Densvil'e e devam etmek istiyorum dedi. Densvil gerçekten çok önemli bir yeri var. Hem sol bek hem sağ stoper'de de oynayabiliyor. Hem de sol stoper'de de oynayabiliyor. Joker tarzında bir oyuncu. Tabi hani şimdi Boateng, Densvil, Vitorgo. 3 tane yabancı stoper. Biraz lükse kaçıyor. Gerçekten lükse kaçıyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu bir kere net bir şekilde söyleyeyim. Direkt biz Boateng'e gelelim isterseniz. Abdullah Hoca Boateng'i çok istiyor olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Kadrosunda görmek istiyor. Şimdi menajerin adı Ogan Tarhan. Trabzonspor takımı muhtemelen Ogan Tarhan'ı bu işte aracılık yapması için yetkilendirdi. Hani benim de eski menajerlerim bakın bu isimler. Hani ben şu an görüşmüyorum onlarla ama arada tanıdığımız çok yakın çevremizi doğal olarak beraber bir çevremiz var. Oradan çok sıcak bilgi geldi ve salı veya çarşamba günü İstanbul'a geleceğini ve menajerlerinin onunla yüz yüze görüşeceğini ve e, ara yol bulmak için bir görüşme yapılacağının bilgisini verdiler bana bakın salı veya çarşamba günü menajerin adını da veriyorum Ogan Tarhanlar ilgileniyor kulübümüzün yetkilendirdiğini düşünüyorum ben bu menajerleri aracılık yaptıklarını düşünüyorum çünkü kulübümüzde daha önce de böyle aracılıklar yaptı İtalya'ya gittiler geldiler Konyalıst döneminde de yaşandı yanlış hatırlamıyorsam hani bu şekilde ilerleyen bir transfer ve İstanbul'a geliyor öncelikle menajerlerle bir Boateng arasında bir görüşme geçer kulübümüz çünkü yetkiyi onlara verdi aracı konumunda şartlar öğrenilecek. Çünkü 4-4.5 milyon eurolar konuşuluyor. Artı e, Boateng için e, yarısını, kendi kulübünün yarısını biz karşılayalım teklifleri. Artı kiralıklar masada arkadaşlar. Çok ciddi detaylar var. Ama bu detayları çözeceğiz en kısa zamanda arkadaşlar. Ben bir tatile gitmeseydim biraz çözecektim bu işleri aslında ama genelimden geldiğince sizlere bilgileri vermeye çalışacağım. Bir kere Boateng transferi olmasa maddi yönden dolayı olmaz. Onun dışında hani fiziksel anlamda yaş, başka şeylerden dolayı bozulmayacak bu transfer. Tamamıyla maddiyatla alakalı. Bu gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Şimdi Kaan zorluk yaşıyoruz transfer etmekte. Kaan çok ciddi maliyeti var ama Konya'nın başkanı bugün dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Konya'nın başkanı bizim takımımızda Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray, Fener, Beşiktaş, Trabzonspor'un ilgisi var. Artı Fransa'nın bilgisi var dedi. Ahmet Başkan'ın Biliyorsunuz rahmetli Ahmet kardeşimizin yanına gittiler. Ahmet Çalık babasının yanına gittiler. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Pırlanta gibi bir kardeşimizdi. Tekrar adını almışken bir hani dua etmeden de geçmeyelim. Allah mekanın cennet eylesin inşallah. Ee, hani e, yüzle geldiler. Beraber bir yemek yediler. Tabi ofisinde ağırladı başkanımızı. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ee, hani yüzle gelip de konuşmamak mümkün değil. Yani mutlaka konuşmuşlardır bu transferi. Bir sözlü bir yoklama yapılmıştır. 4 milyon eurolardan bahsediliyor tabii ki de Ahmet Abdülkerim Bardakçı için. Hani nasıl bir oyuncu? Yani ligimizin önemli yerli oyuncularından bir tanesi. Gerçekten e, hani Trabzonspor takımına geldiği zaman ne katabilir onu bilemem. Şöyle albenisi olan bir adam. Hani iyi bir e, fizik yapısı var. Ama biraz ağır olduğunu görüyorum. Kısa mesafede bir çabukluğu var gibi ama ayaklarıyla böyle topla çıkmaya çalışan çok iyi ayaklarının olduğunu da iddia edemem. Trabzonspor takımımıza geldiği takdirde hani mutlaka katkısı olacaktır ama bana sanki Hani oraya bir Boateng'le Vitor Hugo ikilisini taş gibi görüp sağ beki ve sol beki yerli yapabilme mümkünatı var mı? Benim için hani bu daha olumlu gibi geliyor. Bilmiyorum tabii ki de bunu hep beraber göreceğiz, değerlendireceğiz. Şimdi hani Edgar'ın durumu da bunlara bağlı. Şimdi bir Edgar hani ne Barotelli diyorum ne diyorum Dance diyorum. Bir Edgar iyi bir Edgar Vitor Hugo ikilisi bence bu ligi gene götürürdük ama... Edgar'ın da sağlık durumu maalesef belli değil arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı'yı takip edeceğiz. Tabii ki de bizim göremediğimiz Abdullah Avcı görüyordur mutlaka. Eğer Abdullah Hoca gelsin diyorsa saygı duymak lazım. İnşallah gelir. Hani çok da güzel bir performans sergiler Abdülkerim Bardakçı. İyi bir oyuncu. Şu an Türkiye Ligi'ne baktığımız zaman gerçekten yerli stoper yok. Alınabilecek en iyi oyuncu gene Abdülkerim Bardakçı olduğunu düşünüyorum. Hani Türkiye Ligi için konuşuyorum. Hani yoksa Merit Demirallar, Çağlarlar var. Onları zaten alamayız şu anda. Şimdi Tello, vakeme gelmezse Tello, Masaros ve Sol tekrar gündemde. Özellikle Sol çok ciddi anlamda bir adım önde gibi konuşuyorlar ama hani sanki vakeme gibi iş bitiren bir adamın yerine de bir vakemeye yakın bir Christian Tello geliyor benim aklıma arkadaşlar. En yakın o geliyor. Masaros Olympiakos'ta oynuyor ama Masaros biraz Vizca tarzında düz bir oyuncu. Evet skor etkisi yapan katkı sağlayan bir oyuncu ama Türkiye Ligi de öyle kolay bir lig değil. Yunanistan'da Olympiakos takımında oynuyor. Orada bir skorer bir etkinliği var ama hani Christian Tello'nun elinde sözleşmesi tabii ki de maliyeti var onun da. O da maliyetten dolayı birazcık zor gibi gözüküyor. 30 yaş bu sene 23 tane maç oynadı ligde. 2 gol 2 asist yaptı. Golleri kime attı diye baktım. Bir tanesini Atletico Madrid atmış arkadaşlar. Toplam 800 dakika oynamış. Avrupa Ligi'nde 6 maçı var. Artık Kral Kupası ile beraber de 35 tane maç oynamış. 5 gol 3 tane asist yapmış. Hani İyi bir oyuncu Christian Tello, kafada bir soru işareti olmayacak bir oyuncu. Bence Christian Tello sanki bir adım önde gibi ama maddiyattan dolayı sıkıntı. Yoksa ama şunu da eklemek istiyorum. Abdullah Avcı'nın en çok istediği oyunculardan bir tanesi Masaurus. Hani Masaurus ve Viska ikisi de düz oyuncu ve savunmaya yardım eden oyuncular. Acaba diyorum ki farklı bir oyun stratejisi ve planlaması içerisinde bu kadroya Masaurus'u mu dahil etmek istiyor Abdullah Avcı? Olabilir. Massoros 28 yaşında 24 maçta 7 gol 3 tane asist yapmış. Solbeken Norveçli biliyorsunuz oyuncu. Bodoglip takımında oynuyor. Geçen seneden beri bizim gündemimizde olan gene bir oyuncu. Massoros aynı şekilde, Christian Tello aynı şekilde. Abdullah Avcı ile alakalı daha önce sizlere örnek verdim. Genelde istediği, alamadığı ama belli bir havuzun üzerinden ilerleyen bir teknik adam. Kafadaki isimler belli. O isimleri almak için 5 senede geçse, 4 senede geçse pardon sürekli o isminin üzerinden yürüyen bir teknik direktör. Solbekan 23 yaşında 19 tane maç oynamış. 8 gol 9 tane de asist yapmış. Gerçekten 23 yaşında olması tabii ki de çok güzel. Alıp satman mümkün. Şampiyonlar Ligi pazarın var ama bir vaka emmenin hani yerini aratırlar diye düşünüyorum. Bakın Christian Tello çok kariyerli, çok önemli. Barcelona görmüş bir oyuncu ama hani bir Vakayme de yaşlı maçlı deniliyor. Yok öyle takım oyunu oynamıyor falan deniliyor ama ya istediği zamanda da yürüyerek gol atıyor, yürüyerek adam geçiyor, seni önde tutuyor, rakibinin bekini öne çıkartmıyor. Gerçekten çok önemli işler yapıyor Vakeme. Bir Vakeme gerçeği de var arkadaşlar. Hani e, Uğurcan Çakır'ın gidip gitmeyeceğini çok merak ediyorum. Bizim için en kritik nokta kale diye düşünüyorum. Çünkü kaleyi bizim yerli yapmamız lazım. Bakın Boateng geldi diyelim. Vitor Hugo ikili, tane, iki tane, ikili stoperimiz var diyelim. Kalecimiz yerli olması lazım bizim. Erce'ye şimdi teklifler geliyor. Erce'ye gidip gitmeyeceğine bakmak lazım. İşte dün söyledik Göztepe'den İrfan Can'la çok yakın temastaydılar. Halil Akpınar'la çok yakın temastayız. Hani e, Halil Halil Dervişoğlu'nu gene hamle anlamında istiyoruz. Beşiktaş'tan Güven ve Can Bozdoğan'ı Abdullah Avcı gene listesinde var. Trabzonspor takım 10-12 oyuncuyla ile diye ama bunu siz 15-20 gibi düşünün. Çünkü bunun B planları da var. Olmaz ya olmazsaları da hesap ediyorlar diye düşünüyorum. Elimden geldiğince bilgileri verdim. Hani Boğa Tank ile alakalı tekrardan şunu söyleyebilirim. Ee, sıcak bilgi geldikçe tekrardan aktaracağım. Salı veya çarşamba ya bugün ya yarın oyuncunun gelmesi muhtemel %80-90 bilgi. Tabii ki de hani gelince Trabzonspor takımımıza masaya oturmayacak. Tabii ki de önce menajerler var. Ogan Tarhan'ı yönlendirdiler. Menajerin yapacağı görüşmeyle beraber de bu işi noktalandıracaklarını düşünüyorum. Hani gelen bilgi bu şekilde. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştığım bilgileri inşallah videomu beğenmişsinizdir. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Allah'a emanet olun.